merhabalar. Ana Haber'den iyi akşamlar. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ'daki antiterör operasyonunun hemen ardından soluğu Nahçıvan'da aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının açılışına katıldı. Erdoğan Ermenistan'a da seslendi. Erivan'ın barış konusunda artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz dedi. Nahçıvan tarih boyunca taşıdığı stratejik önemle Azerbaycan'la ilişkilerimizde özel bir yere sahiptir. Dost ve kardeş iki ülke Nahçıvan'da buluştu. Bölgenin kaderini belirleyecek imzalar atıldı. Karabağ zaferine vurgu yapıldı. Operasyonun son derece kısa bir süre içerisinde sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması bizler için iftihar vesilesi olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi sonrası Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Nahçıvan Havalimanı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. İki lider ayaküstü sohbet etti. Samimi anlar kameralara böyle yansıdı. Erdoğan ve Aliyev daha sonra aynı araçla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'ne gitti. İki lider burada resmi törenle karşılandı. Tören alanına Aliyev ile birlikte gelen Erdoğan burada askerleri selamladı. İki ülkenin milli marşları çalındı. Tören sonunda iki lider baş başa görüşmek üzere meclise geçti. Görüşmenin ardından Erdoğan'la Aliyev, Nahçıvan doğalgaz boru hattı temel atma törenine katıldı. Karşılıklı imzalar atıldı. İmza töreni sonrası basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Azerbaycan'la enerji ortaklığımız derinleşecek dedi. Biraz önce temelini attığımız Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı projesi, Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır. Erdoğan, Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki zaferinin bir iftihar meselesi olduğunu söyledi, Ermenistan'a seslendi. Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Her zaman vurguladığım gibi barışın kaybedeni olmaz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Türkiye'nin her alanda kardeşlik adımını gördüklerini söyledi. Manevi desteğinizi unutmayacağız dedi. Ermenistan cephesinde yaşananlara da bir bakalım isterseniz. Çünkü Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden bu yana Ermenistan epey karışık. Başbakan Paşinyan endişeli, hatta kendisine karşı bir darbe planlandığını bile iddia etmişti Ermenistan lideri. Bu açıklamasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. 8 şüpheli gözaltına alındı. Ne eleştirilere kulak astı ne de istifa çağrılarına. Protestolar sürerken ilk kritik hamlesini yaptı. Azerbaycan'ın 24 saatlik Karabağ zaferi Ermenistan'ı karıştırdı. Muhaliflerin başlattığı eylemler dalga dalga yayıldı. Paşinyan karşıtları başkent Erivan'ı birbirine kattı. Başbakan Paşinyan, Karabağ'daki antiterör operasyonu sonrası kendisine karşı darbe çağrıları yapıldığını öne sürmüştü. Bu açıklamasından günler sonra Ermenistan lideri harekete geçti. Paşinyan'ın talimatıyla hükümete darbe planladığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre aralarında üst rütbeli askerlerle eski bir belediye başkanı da bulunuyor. Şüpheliler darbe girişimi ve başbakana suikast planlamakla suçlanıyor. Paşinyan'ın hedefinde üniversiteler de vardı.
Güvenlik güçleri protestolara destek veren öğrencilerle öğretim görevlilerini de gözaltına aldı. Başkent Erivan'da ise protestolar sürüyor. Eylemler gece yarısına kadar devam etti. Yüzlerce kişi yürüyüş düzenledi. Kalabalık hükümet binasının önünde toplandı. Paşinyan istifa sloganları atıldı. Dönelim, iç siyasetle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 16 Eylül'de başlayan kongre süreci devam ediyor. Gözler parti meclisi toplantısına çevrildi. 26 Eylül'de toplanacak olan partinin en üst yetkili kurulu Genel Başkanlık Kurultayı tarihi belirleyecek. Peki Kılıçdaroğlu neyi bekliyor? Yani ben adayım diyecek mi? Bakalım ayrıntılar neler? 26 Eylül saat 11'de toplanacak. Daha önce Merkez Yönetim Kurulu'ndan çıkan karar oylanacak. Genel Başkanlık Kurultayı için belirlenen 4-5 Kasım tarihleri resmiyet kazanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yandan 16 Eylül'de başlayan il kongreleri de devam ediyor. Genel merkez ve değişim isteyen grup kıyasıya yarışıyor. Ağırlıksa genel merkezden yana. 3 büyük şehirden ikisi Ankara ve İzmir'de il kongresi tamamlandı. Genel merkezin gösterdiği adaylar kazandı. Gözlerse 8 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak İstanbul İl Kongresi'ne çevrildi. Değişimciler İstanbul İl Başkanı adayını açıkladı. Özgür Çelik İstanbul'un 39 ilçe başkanından 27'sini yanına alarak adaylığını ilan etti. Peki genel merkez ne yapacak? İstanbul'da il başkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak kulislere yansıyan bilgilere göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu il kongresine tek adayla gidilmesinden yana. Bu nedenle genel merkez bir aday çıkarmayabilir. Yine kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu genel başkanlık kurultayına kadar ben adayım demeyecek. Örgütün kendisine aday göstermesini bekleyecek. 4-5 Kasım olarak netleşmesi beklenen kurultay öncesinde imzalar toplanacak. Kurultay günü de o imzalar divan başkanlığına verilecek. CHP'de genel başkan adaylığı için şu ana kadar iki isim ortaya çıktı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile eski parti meclisi üyesi Örsan Öymen aday olduklarını yaptıkları basın toplantısıyla kamuoyuna duyurmuştu. CHP'de sıcak saatler, her yeni saniye yeni bir gelişmeye gebe. Ana muhalefet partisinde biliyorsunuz önce İstanbul'da aday çıkarmama konusunda bir eğilim vardı. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir eğilimi vardı. Ancak sonra hafta sonu İstanbul ziyaretinde bazı görüşmeleri oldu ve o görüşmeler sonucunda aday çıkarma konusunda ikna olduğu ya da ikna edildiği söylentileri var. Tüm bunların ötesinde yarın parti MYK'sı var. Orada da kurultay tarihi netleşecek. Rahmet Hamdi Tanpınar'ın meşhur Türkiye evlatlarına kendinden başka bir şeyle meşgul olma şansı vermiyor lafını CHP'ye kolaylıkla uyarlayabiliriz. Sağ olsun CHP evlatlarına kendinden başka bir şeyle meşgul olma fırsatı vermiyor. Onun için tüm bunları ve daha fazlasını CHP Genel Merkezi'nin nabzını tutan sevgili arkadaşımız Betül Araz'dan öğreneceğiz. Betül, kolay gelsin. Teşekkürler Ece, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi son durum nedir? Önce onu sorayım. Çünkü Kılıçdaroğlu eğilimi aday çıkarmama yöndeydi ama Cemal Can Polat kendi Twitter hesabından bir açıklama yaptı bugün. Ama senden dinleyelim tabii. Nasıl oldu? O noktaya nasıl gelindi? Artık kesin diyebilir miyiz? Çarşamba günü duyuracak mı adaylığını? Sen anlat bize. Şimdi Ece, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşulan konular il kongreleri. Çünkü 16 Eylül'de başlayan bir süreç var ve devam ediyor. Ankara, İzmir kongreleri tamamlandı. Burada genel merkezin desteklediği aday kazandı. Ancak gözler bir yandan da 8 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan İstanbul İl Kongresi'nde. Peki oradaki düğüm nasıl çözülecek? Hemen edindiğim sıcak bilgileri sizlerle paylaşayım. Şöyle ki aslında değişimcilerin adayı biliyorsunuz Özgür Çelik. 39 ilçe başkanından 27'sine desteğini alarak adaylığını ilan etti. Cemal Can Polat da çarşamba günü adaylığını ilan edeceğini açıkladı. Şimdi şu bilgiyi paylaşayım sizlerle. Bu iki isim
bugün CHP Genel Merkezi'ne gelecekler ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilerleyen dakikalarda bir görüşme gerçekleştirecekler. Edindiğimiz bilgiler bu yönde, bir kez daha söyleyelim. Özgür Çelik yaklaşık bir saat önce Ankara'ya geldi. Dakikalar sonra Genel Merkez'de olacak ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirecek. Akabinde yine bir diğer adaylığını ilan etmeye hazırlanan isim Cemal Can Polat. O da Özgür Çelik'ten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirecek. Genel Merkez'de o görüşmelerde bir kez daha söyleyeyim bugün gerçekleşecek iki isimle. Şöyle ki aslında Cemal Can Polat adaylığını ilan etmeye hazırlanıyor dedik. Peki Genel Merkez destekleyecek mi? Bugün bu konuyu da konuştuk. Genel Merkez kaynakları evet, İstanbul İl Başkanı adayımız bizim Cemal Can Polat dedi ve kendisine destek vereceklerini açıkladı. Bunu söyleyebilirim. Konuştuğumuz kaynaklar bunu söyledi. Tabii İstanbul düğümü nasıl çözülecek elbette göreceğiz. İki isim şu an ön plana çıkıyor. Değişimcilerin adayı Özgür Çelik, Genel Merkez'in adayı da Cemal Can Polat olacak. Tabii bir diğer üçüncü isim de konuşuluyor aslında. Şöyle ki eski İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyer da ismi de dillendirilmişti. Hatta kendisinin adayla niyeti olduğunu beyan ettiği açıklamaları var. Ancak Sarıyer da Can Polat lehine çekilebileceği ifade ediliyor. İl başkanlığından bunu da söylemiş olayım. Tabii sen de biraz önce ifade ettin. Hafta sonu Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daydı. Kadınlarla bir buluşma gerçekleştirdi. O buluşmada yine il başkanlığı noktasında bazı temaslarda, bazı isimlerle temas kurduğu belirtiliyor. Bir kez daha ifade edeyim. Aslında şimdi CHP Genel Merkezi'nde gözler iki ismin Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapacağı o görüşmeye çevrildi diyeyim. Biraz çok teşekkür ederiz. Çok güzel özetledin durumu. Bakalım Genel Merkez Cemal Can Polat diyor. Peki değişimcilerin sözü mü ağır basacak? Genel Merkez'in Cemal Can Polat'ı desteği belli ki artık net ki kendi sosyal medya hesabından çarşamba günü 18'de açıklayacağım, ilan edeceğim diyebiliyor. Bakalım, daha dediğimiz gibi bırakın 24 saati, 24 dakika bile CHP için uzun bir süre. İyi Parti'nin İzmir adayını açıklamasının ardından gözler İstanbul ve Ankara adaylarına çevrildi ve İstanbul için çok kritik bir isim ortaya atıldı. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce. Gerçekten İnce İyi Parti'nin adayı olabilir mi? Bugün bu soru İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'ya soruldu. Bu bilgi doğru değildir dedi Kürşat Zorlu. İyi Parti lideri Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri de paylaştı. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumuyla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Enfeksiyon teşhisi konuldu, programlarının ertelendiği duyuruldu. İyi Parti lideri Meral Akşener'in sağlık durumu hakkındaki son gelişmeyi paylaştı. Viral bir enfeksiyon teşhisiyle hastanedeki muayenenin ardından bugün evinde istirahate geçti. Birkaç gün içerisinde tekrar çalışmalarına başlayacak. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu gazetecilerin yerel seçimlere ilişkin sorularını yanıtladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin İyi Parti'nin İstanbul adayı olacağı yönündeki iddialar hakkında kesin konuştu. Biz kendisine çok tabii saygı duyuyoruz. Sayın Genel Başkanımızla Sayın İnce arasında bu konuda herhangi bir görüşme gerçekleşmemiştir. Yani bu bilgi doğru değildir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Melih Aydın'ın aday gösterilip gösterilmeyeceğine ilişkin soru da yöneltildi İyi Parti sözcüsüne. İsim vermedi ama sürprizlerimiz olacak demekle yetindi. Eskişehir'de iyi bir hazırlık içerisindeyiz. Sadece il merkezinde değil, ilçelerde de önemli sürprizlerimiz olacak. Ve İyi Parti lideri Akşener'le bir araya gelen şarkıcı Mustafa Sandal'ın Beşiktaş adaylığı konusu. Zorlu, Sandal'ın adaylığının kendilerini memnun edeceğini ifade etti. Görüşmeler devam ediyor. Netlik oluştuğunda paylaşırız. Evet, Sayın Zorlu netlik olduğunda paylaşırız diyor ama biz tabii gazetecilerin işi devamlı gıdıklamak, kurcalamak, o netliği öncesinde oluşturmak, sağlamak, duyurmak. Şimdi İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz konuğumuz olacak. Kendisine önce hoş geldiniz diyeyim. Sayın Poyraz, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın Akşener viral enfeksiyon geçirdiği için birkaç gün programı olmayacak anladığımız kadarıyla. Çok geçmiş olsun diyelim evet. Kendisine sizin vesilenize. Çok teşekkür ediyorum. Biz de Sayın Genel Başkanımızın bir an önce sağlığına kavuşarak tekrar sahalara dönmesini hasretle bekliyoruz. Şimdi Sayın Akşener'in İzmir adayı Ümit Özdağ'ı açıklamasından sonra gözler doğal olarak Ankara ve İstanbul'a çevrildi. Bu iki büyük şehri ayrı ayrı konuşmamız lazım ama İstanbul için nasıl bir strateji izlenecek? Evet, İmamoğlu'nun karşısına nasıl bir aday çıkarılacak? Bu çok merak ediliyor.
Ama siz de görüyorsunuz, Muharrem İnce'nin adı geçti mi bir kere hemen ona tutunduk, bir acaba öyle bir şey olabilir mi? Yok öyle bir şey açıklaması oldu ama Sayın Akşener'le geçtiğimiz haftalarda ikili bir görüşmesi olmuştu, acaba mı dedirtmişti. Onu da hesaba katarsak bu iddialar acaba nereden çıkıyor, onu da merak ediyoruz. Ya bu iddiayı zaten Sayın Sevingen'in ortaya attığı bir iddiaydı. Dolayısıyla Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'ye dahil olmak üzere kendisini ziyarete gelen ya da kendisiyle iletişim kuran bütün siyaset aktörleriyle son derece sıcak ve samimi bir ortamda diyalog kuruyor. Kurmaya da devam edecektir. Türk siyasetinin özlediği tavır da budur zaten. Dolayısıyla ancak her görüşmenin sonucundan bir anlam çıkartmak sanıyorum. Şu an herkesin merakla beklediği bu adaylık süreçlerinde biraz süreci enfekte eden bir takım haberlere de yol açıyor. Ancak Sayın İnce ile Sayın Genel Başkanımız arasında böyle bir görüşme gerçekleşmemiştir. Nezaket görüşmesidir. Durum değerlendirmesidir. Seçimlerin değerlendirmesidir. Bununla sınırlı bir görüşmedir. Peki İYİ Parti İstanbul'da bazı ilçeler karşılığında Büyükşehir'de aday çıkarmayarak örneğin İmamoğlu'na öyle bir destek verebilir mi? Çünkü İmamoğlu hatırlayacaksınız, ben hala ittifakın gerekli olduğunu, müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum demişti. O da bir açık kapı bırakmıştı. Hoş Sayın Genel Başkan herkesi ikna etmeye çalışıyor. Yok biz kendi adaylarımızı çıkaracağız sürekli diyor ve altını çiziyor ama yine de Sayın İmamoğlu'nun da bu açıklaması acaba mı dedirtmişti. Aday çıkarmayarak bir üstü örtülü destek olabilir mi? Ecem'im, yani bir siyasi partinin asli görevi zaten 81 ile tüm ilçelerinde adaylarıyla sahada olmaktır. Burada önemli olan bu aşamayı zaten İYİ Parti yetkili kurullarıyla aldığı kararla ve parti sözcüsü tarafından da kamuoyuna deklarediği bir andan itibaren Sayın Genel Başkanımız da katıldığı televizyon programlarında bunu vurguladı. İYİ Parti 81 ilde ve ilçelerinde kendi adaylarıyla kamuoyunun önüne çıkacaktır. Önemli olan şimdi burada İYİ Parti'nin bu aday belirleme süreçleri nasıl olacak, aday belirleme süreçlerindeki kriterleri ne şekilde olacak? Yine İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun alınan karar bir teşkilatların görüşü ama aynı zamanda da kamuoyu araştırmaları. Bu İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu toplantı sonrasında kamuoyuyla paylaştığı, parti sözcüsü tarafından dile getirilen, yazılı olarak da sizlerle paylaşılan İYİ Parti'nin aday belirleme süreçlerinin temel ilkesi. Şimdi burada sanıyorum günlerdir televizyonları ve köşe yazarlarını okuduğum zaman şöyle bir durum var. Herkes bir siyasi partinin genel başkanını yerine geçerek konuyu değerlendirmeye çalışıyor. İşte siyasi intihar olun diyenler var. Efendime söyleyeyim, ittifak yapmak, pardon, ortak adayda hareket etmek zorunludur diyenler var. Hala ittifakla aday ortaklaşması arasındaki farkı bilmeden cümleler kuran bazı köşe yazarları ve gazetecilerle de paylaşımlarını görüyorum. Ya da bazen üzülerek siyasetçilerin hala ittifak kelimesini kullandıklarını üzülerek seyrediyoruz, okuyoruz, dinliyoruz. İmamoğlu'nun bu açıklaması üzdü mü örneğin sizi? Yani şu var, ittifak biraz daha önce de söylediğimiz gibi genel seçimleri konuştu. Burada sadece adayda ortaklaşma durumu seçimlerde, yerel seçimler için gündemdedir. İYİ Parti Genel İdare Kurulu kararıyla kendi adaylarıyla çıkacağını beyan etti. Tabii burada Sayın İmamoğlu olsun, Sayın Mansur Yavaş olsun, hakeza Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Böcek, Sayın Karalar, Sayın Seçen, Muğla, Tekirdağ, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanları, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kendileri son derece cefakar bir şekilde iyi bir belediyecilik ortaya koymuşlardır. Şeffaf bir belediyecilik ortaya koymuşlardır. Bu bir bayrak yarışı. Dolayısıyla İYİ Parti de kendi adaylarıyla bu daha önce ortaklaşarak aday gösterdiğimiz ve ortaklaşarak aday gösterdikten sonra da bu süreçlerini son derece titizlik ve sosyal belediyecilikle tamamlamış bu belediye başkanlarının yukarıya taşıdıkları çıtayı daha da yukarı taşıyabilecek nitelikli adaylarıyla kamuoyunun karşısına çıkacak. Biraz önce de ifade ettim. Bizim bu süreçte kendi adaylarımızla sahada olmamız ve kamuoyunun karşısına çıkmamız bu belediye başkanlarının bugüne kadarki mücadeleleri ve bugüne kadarki emeklerini yok saymak ya da bunları hakir görmeyi benimsemiyor. Biz bu çıtayı, onların getirdiği bu çıtayı daha da ileri taşıyabilecek bir belediyecilik anlayışıyla topluma, seçmene kendimizi ifade edeceğiz ve onların oylarına talip olduğumuzu ifade edeceğiz. Peki Sayın Poyraz, şunu sorayım o zaman, anladığım kadarıyla ilkesel bazda değerlendirmek gerekiyor. Evet. O zaman bu kamuoyu araştırmalarında geldiğiniz nokta nedir? Yani gerek İstanbul gerek Ankara daha somut bir takım isimler çıktı mı ortaya artık, yani an meselesi mi onları telaffuz etmez, yoksa hala kamuoyu araştırmaları devam mı ediyor?
kamuoyu araştırmaları devam ediyor. İlçeler bazında da devam ediyor Ece Hanım. Yani bununla ilgili ilçelerde İYİ Parti'den belediye başkan adayı olmayı düşünen, belediye meclis üyesi olmayı düşünen arkadaşlarımız ilçe teşkilatlarına, il teşkilatlarına yaptıkları başvurular genel merkezimiz tarafından da değerlendiriliyor. Bunlarla ilgili son derece titiz, son derece tarafsız kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Ve bu kamuoyu araştırmaları o illerin, o ilçelerin sakinlerine, yani yarın öbür gün yerel seçimlerden sonra o kenti beraber yönetecekleri, o kentin paydaşlarına soruluyor. Dolayısıyla bununla ilgili verilerin analizlerini arkadaşlarımız, yetkili birimlerimiz, teşkilat başkanlığımız, yerel yönetimler başkanlığımız ve araştırma ve deri yönetimi başkanlığımız var biliyorsunuz İYİ Parti'nin. Bunları titizlikle değerlendirdikten sonra gerekli mülakatlar ve ondan sonra da kamuoyuyla paylaşma aşaması başlayacak. Tabii az önce bahsettiğiniz bir takım yorumcular, gazeteciler arasında şu yorumu yapanlar da var. Siz de mutlaka rastlıyorsunuzdur. AK Parti İYİ Parti sayesinde İstanbul'u alacak eleştirileri, yorumları yapılabiliyor. Buna ne dersiniz? Ece Hanım, aslında şöyle değerlendirmek lazım. Sen Meral Akşener'i değerlendirirken herkes kendini bir siyasi parti genel başkanı olarak, yani empati o açıdan kuruyorlar. Oysa Meral Akşener İYİ Parti'yi kurarken ortaya koyduğu temel ilkesi, 2018 seçimlerde ortaya koyduğu temel duruş, 2019 yerel seçimlerde ortak adayla hareket ederek bu teklifi Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ana muhalefet partisine götürerek ve hatta zatında halk arasında çırak çıktık derler ya, böyle bir sonucu da benimseyerek ve öngörerek ve kabul ederek muhalif seçmenin konsolidasyonu ve muhalif seçmenin geleceği olan umudunu ayakta tutmaya çalışmış ve ben Cumhurbaşkanlığı değilim, başbakanlığa adayım diyerek aslında Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci diyerek ki objektivitesini de kamuoyuyla paylaşmıştır. Meral Akşener bugüne kadar kendi adına bir kariyer planı değil. Türk siyaseti ve Türkiye'nin bu ucube sistemle birlikte sürüklendiği bu felaketten çıkabileceği adımları atmaya çalışıyor. Ve Meral Akşener Türkiye'nin o iki kutuplu, yani İYİ Parti'nin kurulduğu zamandaki hatırlayın, iktidar ve çaresizlik içerisinde bir muhalefet vardı. Baskın bir iktidar, çaresizlik içinde bir muhalefet. İYİ Parti 25 Ekim 2017'de kurularak bir üçüncü yol oluşturdu. Ve bu üçüncü yol ilkesini ve duruşunu devam ettiriyor. Ve bu sistemi hep beraber 5 yıldır hep beraber yaşıyoruz. Yani bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin her gününü bugün memuruyla, işçisiyle, esnafıyla, öğrencisiyle, siz basın mensuplarıyla, biz siyasetçiler, kamu görevlileri her gün yeni bir şey yaşıyoruz. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde. Bunu dünle açıklamaya çalıştığımız argümanlar oluyor. İşte 94 seçimi, 2002 seçimi vesaire. Hayır, hiçbirine benzemiyor. Bu yeni bir sistem. Ve bu yeni sistem bize yeni iki kutbu oluşturdu. İşte A ittifakı, B ittifakı. İyi de burada seçmenin rengini, seçmenin duygularını ve seçmenine kavuşabilmekle ilgili alternatifsizliği yaratıyor ittifaklar. Sayın Poyraz, şunu soracağım. Lafınızı bölüyorum ama tam burada siz bana hatırlattınız aslında bunu söyleyerek. Dediniz ya, hatırlayın 5 sene önceki durumu. Biz bir üçüncü yol olarak çıkmıştık, bir alternatif olarak çıkmıştık. Korkunç bir kutuplaşma vardı. Gerçekten müthiş de bir heyecan yaratmıştı. Hatta Sayın Akşener geçtiğimiz hafta yaptığı toplantı altını çizerek, yani fabrika ayarlarımıza geri dönüyoruz dedi. Şimdi belki izlemişsinizdir. Sayın Yavuz Ağralioğlu burada dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu bizim 5 yıllık emeklerimize pusu kurdu dedi. Şimdi böyle bir değerlendirme kendi içinizde yaptınız mı? Yani biz Millet İttifakı'na katılarak aslında İYİ Parti'den şu kadar oy kaybettik. Böyle bir bilanço var mı? Şapkayı önünüze koyduğunuzda sizin bugün buna dair söyleyeceğiniz cümleniz nedir mesela? Şimdi şöyle söyleyeyim Ece Hanım. Yani ittifaklar bu ülkenin enfeksiyonu haline geldi Türk siyasetinin. Bunu hep beraber yaşıyoruz. Bu partilerden bağımsız bir durum. Bu kavramsal bir tespitte bulunuyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı, son seçimlerdeki Millet İttifakı'nda bunu her iki partinin de yetkili kurulları ölçtü, biçti, tartıştı ve bu ilişkin bir karar verdi. Ve ittifakın iki tane sonucu var. Yani A, seçimleri kazanacağız, B, seçimleri kazanamayacağız. Yani üçüncü bir olasılık yok zaten. Ve nitekim 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta seçimleri kazanamadık. Burada Meral Akşener'in bu sürece ilişkin 2-6 Mart arasında da koyduğu bir şart vardı. Kazanabilecek aday vurgusu vardı hatırlarsanız. Kazanabilecek aday vurgusu cinsiyet, etnisite, mezhep, dil, din, ırk, bunların hiçbirini içermiyordu. Bağımsız ve tarafsız araştırmalar sonucunu süreklilik arz ederek bir ortaya konulacak bir isimden bahsediyordu.
Buna ilişkine son katıldığı programda Meral Akşener, Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu ile ilgili kendisine yöneltilen soruya ilişkin şunu söyledi. Bizim değil, milletin tercihi bu yöndeydi. Hatırlayın lütfen, Türkiye'nin son 3 yılındaki önümüze gelen anketleri, sizlerin önüne gelen anketleri hatırlayın. Meral Akşener ve İyi Parti, temsil ettiği İyi Parti bu çizgiyi ortaya koyarak bir tutum sergiledi. Günün sonunda ben kendi üslubum açısından söyleyebilirim. Partilerin genel başkanlarının muhatapları partilerin genel başkanlarıdır. Partilerin diğer kurmay kadrolarının genel başkanlardan ziyade kendi muhataplarının eylemlerini ve söylemlerini eleştirdikleri zaman partilerdeki kurumsal duruş ve kurumsal kimlikle birlikte siyasetin dili çok daha zarif bir hale gelecektir. Ben bu seçimlerden sonra partilerin gerek genel başkanlarına gerekse partilerin politikalarına ilişkin söylem tarzının bu kadar sert olmasını çok doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Kararlar alır partiler. O kararlar doğrultusunda yeniden kararlar alır. Öz eleştiriler yapar. Yeni bir planlama yapar. Bunun üzerinden ilerler. Düne takılıp kalmanın, çünkü dünden biz deneyim elde ederiz. Düne takılıp kalmanın, dün üzerinden başkasını itham ederek kendini müdafaa etmenin de hiç kimseye bir faydası yoktur. Biz Meral Akşener'in ortaya koyduğu siyasetten de bunu benimsemişizdir. Bugünden itibaren de, yani 28 Mayıs'tan itibaren biz bu süreçlerin hepsini yetkili organlarımızla istişare ettik. Bugünden sonra önümüze bakıyoruz. Türkiye'nin hepimizin ihtiyacı olan önce umut, sonra da sarsılmaz bir güven. İyi Parti'nin yeniden tesis etmesi ve İyi Parti ile anılması gereken iki kavram, tükenmez bir umut, sarsılmaz bir güven olmak zorunda. Ve bundan sonraki kararlarımız ve süreç yönetimimiz de bu iki ana ilke üzerine inşa olacak. Peki önümüze bakalım demişken, şimdi Beşiktaş'tan Mustafa Sandal'ın ismi, kendisini yayınımıza davet ettik biz bugün. Sayın Akşener'le ikinci bir görüşme yapacağını, orada durumu netleştirdikten sonra ancak yayınımıza katılabileceğini söyledi. Demek ki bir ikinci görüşme var. Parti içinde Sandal'ın ismi heyecan yaratıyor mu? Nasıl karşılıyor seçmen? Devamı gelecek mi? Ne dersiniz? Bu ikinci görüşmeden bir somut bir şey çıkar mı? Tabii buradaki şartların, her hem Sayın Sandal'ın siyaset yapma kararı, hem Sayın Genel Başkanımızın bu anlamdaki Sayın Sandal'la konuşacağı kendi aralarındaki hukuka binaen detayları biz de ilerleyen günlerde öğreneceğiz. Ama tekrar söylüyorum, sizin de ve tüm seyircilerimiz de beklediği üzere İyi Parti her kentin paydaşlarına yakışır adaylarla onların karşısında ve huzurunda olacak. Ve her şeyden önce onların alkış ve onayını almayı çok önemsiyoruz. Sayın Uğur Poyraz, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için, sorularımızı cevapladığınız için. İyi yayınlar diliyorum, hoşçakalın. Sağ olun. Evet efendim, şimdi devam ediyoruz. Tabii gündem oldukça yoğun. Onun içinde aslında Türkiye yeni günü, bir de aynı zamanda bütün bu siyasi tartışmaların yanı sıra iki terör operasyonuyla karşıladı. Terörden arananlar listesinin kırmızı ve gri kategorisindeki iki PKK'lı terörist Şırnak ve Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi. Teröristlerin 9 güvenlik görevlisinin şehit edildiği eylemlere katıldığı belirlendi. Türkiye terörü kaynağında yok etme stratejisini kararlılıkla sürdürüyor, hem yurt içinde hem de sınır ötesinde operasyonlar ardı ardına geliyor. Teröristlere darbe üstüne darbe indiriliyor. Son olarak iki farklı nefes kesen operasyona daha imza atıldı. İlk operasyonun adresi Şırnak'ın güçlü konak kırsalı oldu. Hedefte terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan PKK'nın sözde GABAR sorumlusu Reis Gülturan vardı. Bölge jandarma ekiplerince ablukaya alındı, çatışma çıktı. Terörist silahıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi. Ercan Serhat Kod adlı teröristin suç dosyası da bir hayli kabarık. Teröristin Şırnak'ta 2016-2022 yılları arasında 7 güvenlik görevlisinin şehit edildiği eylemlerin talimatını verdiği saptandı. Ayrıca yine aynı bölgede 20 güvenlik görevlisinin de yaralandığı eylemleri bizzat yönettiği belirlendi. İkinci operasyonsa Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde düzenlendi. Terörden arananlar listesinin gri kategorisinde bulunan PKK'lı terörist Habib Karakoç etkisiz hale getirildi. Teröristin sahadan silindiği operasyon jandarma ve emniyet işbirliğiyle gerçekleştirildi. Atak helikopterleri ve SİHA'lar da operasyona havadan destekledi. Teröristin Diyarbakır ve Muş'ta iki güvenlik görevlisinin şehit edildiği, birinin de yaralandığı eylemlere katıldığı tespit edildi.
Operasyonlara ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı diyen Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerini tebrik etti. Operasyon anlarına ilişkin bir de video paylaştı. Yerlikaya paylaşımında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz notunu düştü. İzmir Adliyesi önünde hareketli anlar vardı bugün. İki grup duruşma öncesi karşılaştı, silahlarına sarıldı. O sırada adliye önündekiler kurşun yağmurunun ortasında kaldı. Çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. İşte o çok sıcak anlar. Çok büyük bir silahlı çatışma oldu. En az 50-60 el. Keleşler, taramalı tüfekler. Olay çok büyük bir olay. Korktum, elim ayağım titredi. Bankaya girdim zaten, arabanın arkasına saklandım. Terör saldırısı diye sandık. Terör saldırısı değil, kanlı bir hesaplaşmaydı. Onlarca kişi kurşunların arasında kaldı. 3-4 kişi yaralanmış, vurulmuş. Çığlıkların yükseldiği adres İzmir. Adliye binasının hemen yanında silahlar konuştu. Husumetli iki grubun davası görülecekti. Duruşma öncesi dönerci dükkanında karşılaştılar. İki taraf da silahına sarıldı. Çatışma çıktı. Kafede oturanlar masaların altına saklandı. Sokaktan geçenler yere yattı. Son dakika kurtardık. Az daha yani bir olay yerinde olsaydık ben de gitmiştim. Gözleri dönmüştü. Ard arda tetiğe bastılar. Bir facianın yaşanması an meselesiydi. Saldırganlar ellerinde silahla olay yerinden kaçtı. Polis peşlerine düştü. Çok geçmeden de yakalandılar. Bir kişinin hayatını kaybettiği çatışmada 3 kişi de yaralandı. Olay yerinde onun üzerinde şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin de çevredeki hastanelerden birinde saklandığı tespit edildi. Kız kıvrak gözaltına alındı. Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat hesapları ile ilgili yeni bir hamle geldi bugün. Asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı. Bu kararla birlikte bankalar söz konusu hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan da Türk lirasına yönelik yeni mesajlar geldi. Önce kademeli çıkış kararı alındı, ardından da bu kararın en somut adımı geldi. Merkez Bankası, Türk lirası dönüşümlü mevduat hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Peki bu ne anlama geliyor? Kur korumalı mevduat uygulamasında asgari faiz oranı politika faizi olarak uygulanıyordu. Yani bankalar en az politika faizi kadar faiz vermek zorundaydı. Bu oransa geçtiğimiz hafta %30'a çıkarılmıştı. Yapılan yeni düzenleme Türk lirası vadeli mevduatları cazip kılmayı destekliyor. Yani kur korumalı mevduata verilen faizin bundan böyle bir cazibesi kalmayacak. Zira bankalar bu mevduatlar için artık daha düşük faiz verebilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İslam İşbirliği Teşkilatı İSEDAK Merkez Bankaları Forumu toplantısının açılışında konuştu. Uygulanan politikalarda kararlılık mesajı verdi. Öncü göstergeler yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. Türk lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız. Erkan, son dönemde hayata geçirilen düzenlemelerle Türk lirasına yönelik mevduat payının artırılmasının hedeflendiğini söyledi. 2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritasının kararlılıkla uygulanmaya devam edileceğini vurguladı. Eskiden Ayşe teyzeyi anlatır gibi anlatmak vardı. Allah rahmet eylesin Güngör Uras. Şimdi hakikaten ne anlama geliyor yani? Bu bizim hayatımızı nasıl etkileyecek? Yani kur korumalı faiz de param varsa çıkartayım mı onu? Çekeyim mi? Başka bir şeye mi yatırayım? Başka bir şeye mi yöneleyim? Ekonomist Ece Pulaş'a döneceğiz şimdi. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Merkez Bankası'nın bu kararı kur korumalı mevduat sahipleri için ne anlama geliyor? Şimdi kur korumalı vadeli mevduat hesaplarının sistemi neydi? Buraya dövizinizi bozup paranızı TL'ye çevirip yatırıyorsunuz ve diyor ki o dönem politika faizi kaçsa bu hesaplarda bulundurduğum parana, mevduatına en az politika faizi kadar faiz veriyorum. Eğer bu aralıkta kur bu faiz oranının verdiği rakamı da geçerse aradaki fark,
Bu aradaki farkı da sana Merkez Bankası olarak ben ödüyorum. Yani dövizini bozmaktan korkma, dövizde durma, sana faiz artı kur farkı ödeyeyim diye başlamıştı bu yolculuk. Ve sonra Merkez Bankası dedi ki o aradaki kur farkını da ben ödemeyeceğim, artık bankalara bırakıyorum. Ve bunun yanında şu da vardı, 300 bas puan daha fazla, yani politika faizinin üzerinde 300 bas puan daha fazla olan bir gelir söz konusu olursa da bunu da geçemezsin. Bunun azamisi de 300 bas puan fazlası demişti ve bankalara bırakmıştı. Sonra bu 300 bas puanlık azami sınırı da kaldırdı ortadan ve bankalar şunu yapmaya başladı. En az politika faizi kadar faiz veriyor bu hesaptaki paralara, üzerine kur farkını veriyor ve üst sınırı da yok gibi. Tabii bu aralıkta bankalarda paralar birikti. Yani 126 milyar dolar gibi, neredeyse Türkiye'nin hemen hemen merkezi yerel borçları kadar bir para birikti bankada. Dolayısıyla merkezin üzerinden yükü önce bankalara verip sınırı kaldırmıştı. Mart ayında gerçekleşti bu durum. Şimdi ise 20 Ağustos'taki müdahalenin hemen ardından bugünkü haberle birlikte aslında kademeli olarak kur korumalı vadeli mevduat hesaplarını bitirdiğimizi okuyoruz biz. Çünkü bu şu anlama geliyor. İnsanlar artık bu hesaptan yavaş yavaş vadeleri bitmiş paralarını dövize dönmeden Türk lirası vadeli mevduat hesaplarına geçirsinler. Böylece Türk lirası vadeli mevduat hesaplarında daha fazla faiz alarak TL'ye dönmüş olalım diyor. Çünkü bugünkü müdahale özetle en az politika faizi oranı kadar faiz verme sistemini ortadan kaldırdı. Yani diyor ki bugün politika faizi 30, eğer kur korumalı vadeli mevduat hesabında tutarsan paranı 30'un daha altında faiz alabileceksin artık diyor bugünkü sistem. Artık eski cazibesini yitiriyor diyebiliriz. Ne öngörüyorsunuz? Evet. KKM'den çıkan nereye girecek? Borsa herhalde, değil mi? Artık önümüzdeki süreçte ne öngörürsünüz? Aslında başladı bile tabii. Borsada bir rally izliyoruz. Seçim sonrası süreçte çok kısa sürede 8400 gibi bir rekor izledik. Evet, KKM'den çıkan paralar bir miktar 4,5 milyon 9 haftada yeni yatırımcıyla hisse tarafına geçti. Ama Türk lirası vadeli mevduata KKM'den çektik, bir daha yatırmayalım, TL mevduata döndük. Ama banka TL'ye 32 günlük %40, %43 faiz veriyor. Bunu nasıl ödeyecek bize? Yatıralım mı gerçekten diye tedirginlik de var eş zamanlı olarak vatandaşta. Ve hatta şunlara da şahit oldum. 3 aylık 6 aylık TL mevduata girmeyelim. 3 ay sonra bankaların ne olacağı belli olmaz. En azından bir ayı öngörebiliyorum. Bir ay bir %40-%43 alsam yeter. Çok büyük para geliyor yani geri ödemesi. Bir miktar bu tedirginlikte de haklıyız hepimiz. Çünkü orada inanılmaz bir para birikti ama Türkiye'nin çok yakın zamanda ödediği ve ödemeye devam edeceği iç ve dış borçlanma rakamları büyük. Dolayısıyla kademeli bir faiz artışı da yapıyoruz. Yavaş yavaş dövize olan talebi de azaltmaya çalıştık. Dolayısıyla bu borçlar günün sonunda enflasyon ortamı altında yine bizim vergilerimizle ödenebiliyor. Ve insanlar da acaba ödenememe, bankaların ani bir likidite problemi içerisine girme durumu olabilir mi diye ister istemez tedirgin bakıyorlar bu duruma. Ece Pulaş, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok mersi. Evet efendim, şimdi milyonlarca emeklinin gözü iyileştirme ve zamda. Hükümet sinyalleri verdi. Çalışmalar da başladı. Peki zam ve iyileştirme nasıl yapılacak? Bunun için konuşulan 3 formül var. İşte o 3 formül. Oransal artış, kök maaşa zam ya da kademeli seyyanen zam. Bunlar emekliler için masadaki formüller. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız. Memurlarımıza zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos'ta Macaristan dönüşü uçakta yaptı bu açıklamayı. Emeklilere düzeltme sinyali verdi. Amerika Birleşik Devletleri programında da konuyu ikinci kez gündeme getirdi. Çalışmalar sürüyor, fazla uzamaz dedi. İşte bu açıklamalar emekliyi heyecanlandırdı. Emeklilerle ilgili çalışmanın önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. Çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yapıyor. Bunun için önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'la bir araya gelecek.
son şekli verilecek çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra meclise getirilecek. Peki çalışma nasıl olacak? Kulislere göre 3 formül üzerinde duruluyor. Bunlardan birincisi hedef enflasyon üzerinden yapılacak olan zam olasılığı. İlk başta hiçbir ayrım yapılmaksızın emeklilerin tamamına belli bir oransal artış yapılması. İlk 6 aylık enflasyon 19.77'ye düştüğümüzde 47.45. Buradaki refah payının ne olacağını bilemiyoruz. Buraya tamamen bir tahmin ve niyet olarak yazdık. Bu 0 olacağını düşünmüyorum ama 5 olabilir. 5, 10, 15, 20 belki daha fazla da olabilir. Yani bizim %50 ile 67-65 arasında bir zam olma ihtimali var. Herkese zam yapılırsa bu birinci ihtimal. Masadaki 3 formülden özellikle de 2 tanesi çok önemli. Bunlardan bir tanesi de seyyanen kademeli zam. Dolayısıyla eğer bu şekilde bir zam gelirse emekli maaşları 5.000 ile 19.000 arasında artabilir. Seyyanen zam yapılabilir. Gök maaşlar sabit kalabilir. Masadaki bu formül aslında tanıdık. Emeklinin gözü kulağı ise kök maaşta artış olasılığında. Bundan önceki zamlarda örneğin 7500 lira alan bir emeklinin cebine giren para ise yine aynıydı. Sebebi ise kök ücretin aynı kalmasıydı. Burada şurada %50 bir artış oranı koyduk. Bunu da koyma sebebimiz geçtiğimiz günlerde Sayın Vedat Işıkhan en düşük memur maaşının %50 artacağını söyledi. Tamamen varsayım üzerinden yaptığımız bir oran bu. Kök ücreti 6.000 lira olan 9.000 liraya geliyor %50 üzerinden. 7.000 lira olan 10.500'e, 7.500 olan da 11.250'ye geliyor. 6 Şubat'taki çifte felaketin ardından deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için vergi düzenlemeleri yapılmıştı, hatırlayacaksınız. Motorlu taşıtlar vergisi bir sefere mahsus olmak üzere ikiye yükseltilmişti. Depremden sonra yapılan ek MTV düzenlemesi için Anayasa Mahkemesi'ne de bir itiraz yapılmıştı. O itiraz karara bağlanacak. Yüksek Mahkeme 28 Eylül'de kararını verecek. Şimdi düzenleme iptal edilirse halihazırda ödemiş olanlar ne yapacaklar? Paralarını geri alabilecekler mi? Soru bu. Ek motorlu taşıtlar verginizi ödediniz mi efendim? Ödedik. Ek motorlu taşıtlar verginizi ödediniz mi? Yok, ödemedim. Geçen ilk çıktığında ödedik. Kimi ödemeyi tercih etti, kimi ise cezaya düşme pahasına beklemeyi. Ek motorlu taşıtlar vergisinde son karar için gözler Anayasa Mahkemesi'nde. Anayasa Mahkemesi şu anda bu yapılan başvuruyu kabul eder de iptal ederse ödemeyenler için aslında rahat bir süreç olacak. Ödeyenler için ise ödeyenlerin artık tekrardan başvuru yapıp da ancak ödediklerini talep etmeleri gerekecek. 6 Şubat depremlerinin ardından motorlu taşıtlar vergisinde yeni bir düzenlemeye gidilmişti. Yılda bir kez ödenen motorlu taşıtlar vergisi depremden sonra ikiye yükseltilmişti. Ek MTV için Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yapıldı. Yüksek Mahkeme 28 Eylül'de ek MTV için karar verecek. Anayasa Mahkemesi'nin önceki kararlarında aslında iki yönde de kararı var. 99 tarihli düzenlemede Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu reddediyor, iptal etmiyor. Sonraki başvurularda ise burada adil ve eşit bir düzenleme olmadığı için İptal ediyor düzenlemeyi. Motorlu taşıtlar vergisi 2023'te bir kereye mahsus olmak üzere ikiye çıkarıldı. Ek MTV'de ilk taksit Ağustos'ta ödenmeye başladı. 6 Eylül Ek MTV'de ilk taksit için son gündü. Ek MTV'nin Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasıyla düzenlemenin iptali de gündemde. Peki ek motorlu taşıtlar vergisi iptal edilirse ödeyenler ne yapmalı? Ya da ödemeyenler için herhangi bir cezai yaptırım uygulanacak mı? Bu kararda geri etkili olacağı, sonuç doğuracağı hükmedilirse o zaman iadesini talep edebilecek. Ödedikleri için vergi dairesine iade başvurusu yapıp eğer talepleri reddedilirse de idare vergi mahkemesinde dava açmaları gerekecek. Ek MTV'ye itirazla birlikte vergi ödenme oranı %20'lerde kaldı. Hazineye 32 milyar liralık ek bir gelir bekleniyordu ancak ilk taksitte toplanan vergi 4 milyar seviyelerinde kaldı. Anayasa Mahkemesi düzenlemeyi iptal etmezse ek MTV'nin ilk taksidini ödemeyenler gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak. Ödemeyenlerin bir an önce gidip ödemesi en doğrusu olacak. Çünkü aksi takdirde gecikme sebebiyle gecikme cezası faizi tahsil edilecek. Bu bir amme alacağı, kamu alacağı olduğu için de kişilerin banka hesaplarına haciz yapılabilir. Araçları üzerine haciz şerri konulabilir. Dolayısıyla araçlarının satışını yapamayabilirler, muayenesini yapamayabilirler. Bu tür engellerle karşılaşabilirler. O yüzden ödemeleri gerekecek.
İşrak Vakfı'nda 14 yaşındaki kız çocuğuna yönelik istismarı TV 100 gündeme getirmişti. 20 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Mehmet Şirin Yerdelen karara itiraz etmişti. İstinaf Mahkemesi Yerdelen'in başvurusunu reddetti, cezayı onadı ve sanığı 20 yıl hapse mahkum etti. Günlerde cinsel taciz olayıyla çalkalanıyor. Küçük çocuğa cinsel istismarda bulundu, verilen cezaya itiraz etti. İstinaf cezasını onadı, istismarcı hocayı hayal kırıklığına uğrattı. İstanbul Sultan Gazi'de İşrak Vakfı'na ait yatılı Kur'an kursunun 44 yaşındaki hocası Mehmet Şirin Yerdelen, yaklaşık bir yıl önce 14 yaşındaki öğrencisini odasına aldı. Erkek öğrenciyi 9 dakika boyunca istismar etti. Çocuğun ailesi savcılığa şikayet etti. Gelen baskıların ardından şikayetini geri çekti. TV 100 de olayın peşine düştü. Taciz skandalına ilişkin görüntü ve bilgilere ulaştı. Konuyu gündeme taşıdı. Harekete geçen savcılık Mehmet Şirin Yerdelen'i tutukladı. Hakkında 30 yıl hapis sistemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkan sanık suçlamayı kabul etmedi. Savunmasında bana iftira atılıyor dedi. Mahkeme ise delilleri inceledi, sanığı 20 yıl hapse mahkum etti. Kararı duyan sanık mahkemeyi tehdit etti. Çocuğu öldürsem bu kadar ceza verir miydiniz? Ve her ezan vakti mahkemeye beddua okuyacağım dedi, karara itiraz etti. Dosyayı istinafa taşıdı. İstinaf Mahkemesi sanığın başvurusunu esastan reddederek verilen hapis cezasını onadı. Cezayı onayan istinaf dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Şarkıcı Ecer Onay, 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Mehmet Bilir tarafından şiddete uğradığı görüntüleri yayınladı. Bilir'in ruhsatsız taşıdığı silahla defalarca kez ölüm tehdidi aldığını belirten Ronay, artık nefes alamıyorum, lütfen bana yardım edin dedi. Başından geçenleri işte böyle paylaştı. Ünlü şarkıcı sosyal medyada dert yakındı. Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil hakkında ortaya attığı iddialarla gündeme gelen sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ecer Onay, eski eşi Mehmet Bilir'den psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia ederek sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. 1 Mayıs 2023 tarihinde eşinden boşanan Ronay, şiddete uğradığını gerekçe göstererek 1. Aile Mahkemesi'ne başvuru yaparak Mehmet Bilir hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ece Ronay, Mehmet Bilir'in kendisini darp ettiği anlara ait video görüntüsü paylaştı. Eski eşi tarafından defalarca ölüm tehdidi aldığını söyleyen şarkıcı, çareyi sosyal medyadan yardım isteyerek buldu. Yaşındaki Buse, Adana'da kapısı açık olan dolmuştan düştü. Ölümden kıl payı kurtuldu. Şoför iddiaya göre klimadan tasarruf etmek için açık bırakmıştı o kapıyı. O şoför gözaltına alındı. İfadesi sonrası da hemen serbest kaldı. Buse'ye de yaşadığına şükretmek ve yaşadığı korku dolu anları anlatmak kaldı. Yani ne yapıyorsun ya? Kapısı açık. Hani klimalar açmamak için kapıları açıyorlar. Dolmuş şoförü klimayı değil kapıyı açtı. O ihmal az kalsın 13 yaşındaki Buse'yi hayattan kopartacaktı. Buse o kazadan kıl payı kurtuldu. Daha dikkatli olsunlar. Hani kendi çocukları da olabilirdi. Görüntülerin adresi Adana. 13 yaşındaki Buse Tarla okuldan çıktı. Dolmuşla evine gidiyordu. Şoföre müsait bir yerde inecek var diye seslendi, kapıya yöneldi. Açık görünce dolmuşun durduğunu düşündü. Çünkü olması gereken oydu. Yani ne yapıyorsun ya? Buse adımını atmasıyla kendini yerde buldu. Dolmuştaki yolcular yardımına koştu. Herhalde fren yaptı. Ondan sonra ben dengemi kaybettim. Ben yere düştüm. Sonra onlar da beni kaldırmış. Herhalde hastaneye götürmüş. Buse hastaneye kaldırıldı. Şoför de gözaltına alındı. 30 metre geride kapıyı yolcu indirmek için açmıştım diyerek kendini savundu. Ama iddiaya göre klimadan tasarruf etmek için yolculuk boyunca kapısı açıktı. Peki yolculuk boyunca sürekli kapısı açık mıydı? Evet, kapı açıktı genellikle. Benim çocuğum hani dolmuştan düşüp başka bir aracın altına da girebilirdi. Şoför ifadesi sonrası serbest kaldı. Buse ise hala yaşadığı şoktan çıkabilmiş değil.
Nevşehir'de bir avukat baktığı dava yüzünden saldırıya uğradı. İki zorba hukukçular konağında avukata tekme tokat saldırdı. Araya girenler avukatı saldırganların elinden zor aldı. Önce biri vurdu, sonra diğerleri. Avukat kendini korumaya çalıştı. Biz vatandaşın hak ve hukukunu korumak için buradayız. Avukat Mustafa Necmi Öncül, Nevşehir'de hukukçular konağının önünde oturuyordu. Bu saldırgan yanına geldi, avukatın baktığı dava nedeniyle tehditler savurdu. Çok geçmeden ayağa kalktı, vurmaya başladı. Avukat kendini korumaya çalışırken diğer saldırgan geldi. Çevredekiler avukatın yardım feryatlarını duydu. Tekmelerden, yumruklardan avukatı onlar kurtardı. Biz yılmayız. Adalet olan güvencimiz de tamdır. Saldırganlar kaçtı, avukat şikayetçi oldu. Polis zanlıların peşine düştü. Avukatın meslektaşları da adli önünde eylem yaptı. Seslerini duyurmaya çalıştı. Bunun basit bir darp olayı olmadığını biliyoruz. Bu geçiştirilebilecek bir olay değildir. Dardır bu ve buna benzer. Bursa'da bir adam yeni aldığı otomobilde yatıyor. Korkusu büyük. Çünkü aracı bir kez çalındı, bulunana kadar da ecel terleri döküldü. Haliyle bir daha aynı korkuyu yaşamak istemiyor. O da ne yapıyor? Gidiyor arabada yatıyor. Yatacağım artık bundan sonra. Öyle gözüküyor. Bir daha da istemiyorum bu şekilde kötü rüyalar görmeyi. Bir kere çalındı, yeniden aynı korkuyu yaşamamak için otomobilde uyumaya karar verdi. Mal canın yongasıdır dedirten haberin adresi Bursa. Enver Öztürk parasını biriktirdi, büyük bir heyecanla kendine otomobil aldı. Yeni almıştım, 24 saat içinde çalındı. Polise haber verdi, ekiplerle birlikte sokak sokak aradı. Yok, çok geçmeden aracına kavuştu. Hırsız da aracı şaşılacak şekilde bırakmıştı. Hırsız öyle bir şey yapmış ki hani şaşırılacak bir şey. Adam arabayı temizleyip yıkayıp kitleyip bırakmış ya. Ancak o korku bir kere aklına gelmişti. Aldı yanına arkadaşını, başladı araba nöbetine. Sırsızda dayanmışız, arabayı bekliyoruz. Ne yapalım? Öztürk otomobilinde uyuyor, eve çıkacağı zamanda nöbeti çocukları devralıyor. Arabanın içinde yatıyor, gece saat 1'de eve çıkıyor. Çocuklar da yukarıdan bakıyorlar arabaya. Sanki iş devralıyorlarmış gibi. Aynen. Üç tarafımız denizlerle, dört tarafımız şiddetle çevrili. Şiddetin her türlüsünü gördük sanıyorduk ama şehir merkezinde, sokak ortasında zıpkınla vurulmayı ilk kez görüyoruz. İstanbul Yeşilköy sahilinde alkollü olduğu iddia edilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenirken adamlardan biri tartıştığı kişiyi zıpkınla bacağından vurdu. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Kavganın böylesi görülmedi. Tartıştığı kişiyi zıpkınla bacağından vurarak yaraladı. Olay İstanbul'da meydana geldi. Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy sahilinde alkol aldıkları iddia edilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Seni öldüreceğim, öldüreceğim. Tartışma alevlendi, yerini kavgaya bıraktı. Adamlardan biri tartıştığı kişinin bacağına zıpkın fırlattı. Yaralanan adam yerde kıvranırken imdadına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan kişi sahilde yapılan ilk müdahalenin ardından bacağındaki zıpkınla beraber ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise zıpkınlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Evet, çocuğu için annesini dövdü. Sevgili yönetmenim Hüseyin diyor ki nasıl yani diyesim geldi gerçekten. Şimdi bir garip torun kavgası getireceğiz ekranlarınıza. Çok karışık gibi görünüyor ama yavaş yavaş sakin sakin anlatmaya çalışayım size. Şimdi İstanbul Ataşehir'de torununun sokakta eşine sarılmasına tepki gösterdi bir tane babaanne. Deliye döndü ve duruma tepkisini aşırı bir şekilde gösterdi. O tepki de torununu rahatsız etti. Bu sefer ne yaptı? Torun gitti babasına, babaannesini şikayet etti. Yani babasına, babasının öz annesini şikayet etti.
Torunun şikayeti üzerine de babaanne oğlu tarafından darp edildi. Adam gitti. Allah ne verdiyse annesine tekme tokat saldırdı. Olabilecek bir şey değil. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İnanması güç ama bu tartışma anne ve oğul arasında yaşandı. Gözü dönen adam annesine düşmanıymış gibi saldırdı. Marketteki eşyalar havaya saçıldı. Bu görüntüler İstanbul Ataşehir'de kaydedildi. İddiaya göre yaşlı bir kadın torununun sokakta eşine saldırdığını görünce duruma tepki gösterdi. Yaşananların üzerine torun da babasına giderek babaannesini şikayet etti. Videoyu çekeceğim, dur dur. Videoyu çekeceğim. Duruma sinirlenen baba annesinin işlettiği dükkana gözü dönmüş bir şekilde geldi. Anne ve oğul arasında tartışma başladı. Videoyu çekeceğim. Tartışmanın büyümesiyle adam annesine saldırmaya başladı. Annesine tokat atmaya çalıştı. Yaşlı kadın yere savruldu. Bunun üzerine kadın da oğluna saldırdı. Öfkeyle market kasasını fırlattı. Dur dur Burkun, videoyu çek. Yaşanan o anlarsa babaannenin diğer torunu tarafından saniye saniye görüntülendi. Yok, videoyu çekiyorum. Keyfe göre tarife, tam olarak böyle canı istedi diye ver bir 900 lira oradan diyor da siz canınız isteyince 900 lira veremiyorsunuz maalesef bugünün şartlarında. İstanbul'da tatil yaptıktan sonra ülkelerine dönmek için taksi kullanıyordu turist çift. Eminönü'nden Mecidiyeköy'e 900 lira istediği öne sürülen taksiciyle doğal olarak tartıştı. Çift tartışmayı cep telefonu kamerasına kaydetti. İstanbul'da tatil yapan turist çift iddiaya göre Eminönü'nden Mecidiyeköy'e gitmek için bir taksiciyle 600 lira karşılığında anlaştı. Taksimetre açmayan taksici ise turist çifti Mecidiyeköy'e getirdi. Ancak rakamı yetersiz bularak çiftten 900 lira istedi. No 6. 900 lira. Bunun üzerine taksici ile turist çift arasında gerginlik yaşandı. Taksici ile tartışan turistler çaresiz kalınca yanlarındaki 760 lirayı taksiciye vererek araçtan indi. Turistler taksi şoförüyle yaşadıklarını cep telefonu kamerasına kaydetti. Ankara'da özel halk otobüsü krizinde düğüm çözülüyor gibi Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın otobüslerinizi bize satın çağrısına esnaf yeşil ışık yaktı. Önümüzdeki süreçte konuyla ilgili müzakereler yürütülecek. Oda Başkanı Ercan Soydaş ise sorunun çözüleceğine inandığının altını çiziyor. Diyor ki kontak kapatmak gibi bir tavrın içerisine girmeyi asla düşünmeyiz. Kontak kapatmak gibi bir tavrın içine girmeyi de asla düşünmeyiz. Çünkü herkes mağdur oluyor. Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş alınan kararı bu sözlerle duyurdu. Ankara'da yaşanan toplu taşıma krizi son buldu. Ücretsiz ve indirimli yolcu taşımama uygulamasından vazgeçildi. Kontak kapatma aşamasına gelecek bir durumun yaşanmayacağına, çözüm bulunacağına inananlardanım. Özel Halk Otobüsleri esnafı kontak kapatma kararı almıştı ancak bu kararı uygulamaya koymadılar. Onları vazgeçirense Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın araçlarınızı satın açıklaması oldu. Otobüslerin hepsini ya bize satın ya da gidin başka iş yapın. İşte bu açıklamaya özel halk otobüsü esnafı yeşil ışık yaktı. EGO Genel Müdürlüğü ile ön görüşmeler yapıldı. Bir sonraki adımı ise Soydaş anlattı. Muhtemelen bu konuda bir komisyon kurulacak, bir piyasa araştırması yapılacak. Ona göre de bir değer biçilecek. Rakam telaffuz etmek çok zor çünkü araçların modelleri, ebatları çok farklı. 5 milyon olabilir, 6 milyon olabilir. Yeni kasası olanlar 3 milyon, 3,5 milyon civarında. Soydaş sorunlarının çözümü için Aile ve Çevre Bakanlığı'na da taleplerini aktardıklarını söyledi. Kanunla çözülecek kısmını bakanlıklar, yerelde de belediyeler çözsün istiyoruz. Neden feryat ettiklerini bu insanları iyi analiz etmek lazım. Hiç kimse mutlu olduğu bir işte bu kadar feryat eder mi? Kendisini takip eden polislerin üzerine aracını sürdü. Kaçmak için bariyerleri kırarak bir sitenin bahçesine girdi. Diyarbakır'da alkollü bir sürücü aracıyla ortalığı birbirine kattı. 6 araca zarar verdikten sonra da yakayı ele verdi. Polisin eli tetikte. Alkollü sürücü dur ihtarına uymadı. Ekipler de lastiklerine ateş açtı. Kovalamaca sitenin bahçesinde bitti. Alkollü sürücü 6 araca hasar verdi.
Diyarbakır'da alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı. Polis ihbarla peşine düştü. O sürücü aracını polislerin üzerine sürdü. Polis de lastiklerine ateş açtı. Polisin takibi aldığı sürücü izini kaybettirmek için bir siteyi gözüne kestirdi. Bariyerlerini kırarak girdiği sitedeki 4 araca da zarar verdi. Site içinde kıstırılan sürücü kaçmak için bir manevra daha yaptı. Polis tekerlere ateş ederek aracı durdurdu. 6 araca zarar veren alkollü sürücü gözaltında. Tekirdağ'da domuz avına çıkan avcılar 3 gündür maden sahasında mahsur kalan Fransız gezgini buldular. Ekipler tarafından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Ava çıktılar, hayat kurtardılar. Fransız gezgini buldular. Biz bir ses duyduk. Böyle kedi sesi gibi ama kedi değil, sanki böyle insan konuşması gibi ama çok ince bir ses. Tekirdağ'da domuz avına çıkan avcılar o sesin peşine düştüler. Sesin geldiği yere doğru ilerlediler. Maden alanında birinin pet şişe salladığını gördüler. Dik açıyla kendisini görmek için uçurumun diğer ucuna geçtik. Diğer ucuna geçtiğimizde kafasında miğferi olan, bareti olan bir kadın gördük. Yerde yatıyor. Çok yaşlı ve bitmiş haldeydi. Vakit kaybetmediler. Hemen ekiplere haber verdiler. Ekipler olay yerine geldi. Ancak kadına ulaşmaları kolay olmadı. İki tane ambulans ekibi geldi. Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri de yere inemediler. Yol mesafesi yoktu. Kapının da kilitli olduğunu söylediler. Maden ocağının. Mecburen dağdan inmek zorunda kaldık. 3 gündür düştüğü yerde mahsur kalan Fransız gezgin ekiplerce kurtarıldı. 61 yaşındaki Fransız kadına ilk müdahale yerinde yapıldı. Yaşlı kadın sedye ile ambulansa taşındı. Daha sonra da hastaneye kaldırıldı. Antalya'da bir vicdansız tüfekle sokak köpeğine ateş açtı. Talihsiz köpek acılar içinde kaçtı. Hayvanseverler ona sahip çıktı. Polisler köpeğe ateş açan insafsızın peşinde. Yani evin arkasından iki el silah sesi geldi. Köpek kanlar içerisinde arka taraftan dolanarak geldi. Vicdansızlar tüfekle köpeği hedef aldı, peş peşe tetiğe bastı. Talihsiz köpek acı içerisinde kaldı. Röntgen görüntülerini eğer aldıysanız göreceksiniz ki köpeğimin arka tarafı tamamen yok yani. Burası Antalya'nın Aksu ilçesi. Hayvansever Gülhan Tünay iki el silah sesi duydu. Sokak köpeğinin acı içerisinde geldiğini gördü, hemen veterinere götürdü. Röntgen görüntüsüyle adeta hayatının şokunu yaşadı. Köpeği sıktıktan sonra arkadan bağırıyorlar yani. Hakaret ediyorlar, bağırıyorlar. Sayabiliyorsanız siz sayın. Mümkünse sayın ve bana siz söyleyin. Kaç tane saçma varsa. Köpeğin üzerinde onlarca saçma vardı. İlk müdahalesi ilçede bulunan klinikte yapıldı. Tünay yaralı köpeği sahiplendi, eve götürdü. Burada ilk müdahalesi yapıldı. Şu an serum takılıyor, müdahale ediliyor. Biz de bekliyoruz. Hayvansever Tünay köpeğe saldıran vicdansızdan şikayetçi oldu. Hayatta ne öğrendiysem futboldan öğrendim. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi. Bu sözler bir dönem kalecilik yapan, çok da ümit vaat eden ama sonrasında bırakan Fransız yazar, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Albert Camus'a ait. Yazar, yazılarına konu olan hayatı kaleciyken kavradığını söylüyor. Ama zor gelmiş olacak ki o da bırakmış. Velhasıl kalecilik kolay iş değil. Tabii şimdi halı sahalarda futbol oynayanların dertlerinden biri de kaleci bulmak. Çünkü kimse sahadaki yalnız insan olmak istemiyor. Ancak kaleye kim geçecek sorusu artık tarih olacak. Nasıl olacak? Kiralı kaleciler sayesinde. Bir günde ben 4 tane maça gidiyorum, 5 tane maça gidiyorum. Onlar halı sahaların görünmeyen kahramanları. Halı sahanın en büyük eksiğini biz ekip olarak gideriyoruz. Erkeklerin en büyük tutkularından birisi de halı saha maçı yapmaktır. Halı sahaya doluşup kıran kırana mücadele etmek isterler. Ama bazen çıkan tartışmalar işte o bütün hevesi kaçırabiliyor. Abi pardon, sorun nedir? Kaleci, kimse kaleye geçmek istemiyor. Evet, çıkan bir sorun işte bütün hevesi böyle kaçırıyor olabilir. Peki şimdi ne olacak? Kaleye kim geçecek? Tabii ki kiralı kaleciler. Bir saat boyunca insanlar tamamen ter atmak ister. Herkes gol atmak ister ama kimse kale geçmek istemez. Gündüz işte, akşam sahada ter döken kiralı kaleciler bu sorunu ek işe çevirdi, ekmek kapısı yaptı. Alo, evet kiralı kaleci buyurun. Tabii, nerede? 11-12, geliyorum.
Bir telefonla başlıyor maceraları. Kiralık kaleciler önce maç takvimlerine bakıyorlar. Ardından da uygunluk varsa maça doğru yola çıkıyorlar. Yaklaşık 150 kişiden oluşan kiralık kaleci grubunun neredeyse boş gün yok. Bir maçtan çıkıyor, bir diğer maça yetişiyorlar. Aynı sahada 3-4 tane maç çıktığımız oluyor. Ben mesela dün 4 tane maç çıktım. Her günleri bu tempoda geçiyor. Bireysel olarak bir araya geliyor, antrenmanlarını yapıp ardından sahaya çıkıyorlar. İstanbul'da nereye olursa gidiyor musunuz kalecilik için? Şöyle, İstanbul'da 150 tane kalecim var şu anda hizmet veren. Anadolu ve Avrupa yakasında olmak üzere. Biz İstanbul'un her yerine hizmet veriyoruz. Kale gel. İstanbul'un neresinde saat kaç olursa olsun oraya gidip kalecilik yapıyorlar. Üstelik her hafta çağrıldıkları aboneleri bile var. Hem para kazanıyorlar hem de bu işi severek yapıyorlar. Mesela millet gol atmayı sever. Ben gol tutmayı seviyorum. Onlar atıyor, ben tutuyorum. Ben daha mutlu oluyorum. Dikkat dikkat, bu bir çağrıdır, imdat çağrısı. Öğrenciler en temel hakları olan eğitim haklarından yine en temel hakları olana barınmayı sağlayamadıkları için mahrum kalıyor. Yani barınma olmayınca eğitim de olamıyor. Bu çok ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Yurtlar öğrenciler için fahiş fiyatlı cezaevlerine dönüştü. Fiyatı artan yurtların koğuşlardan hiçbir farkı da kalmadı. 6 öğrencinin kalması gereken odada öğrenci sayısı 15'e çıktı. Düşünebiliyor musunuz? 15 kişi barınamayan öğrenci ya memleketine dönüyor ya da arkadaşlarının evine misafir oluyor şanslıysa. Üniversite öğrencileri ciddi bir barınma kriziyle karşı karşıya. Birkaç ranza üst üste koymuşlar. Yurtlar tam kapasite dolu. Bir odada azami 6 kişi yerine 9 kişiye, 12 kişiye kadar çıkartıldıklarını görüyoruz. Pek çok üniversitenin açılmasına günler kaldı ama binlerce öğrencinin barınma problemi hala devam ediyor. Bazı üniversite yurtlarında odalarda 6 kişi kalması gerekirken ranza sayısı arttırıldı, kapasite 15'e çıktı. KYK yurtları tam kapasite, özel yurtların da yanına yaklaşılmıyor. Kiralar zaten malum. Bazı arkadaşlarımız yani sokaklarda kaldı desek daha doğru olur yani. Memleketlerine dönüp ne yapacaklarını düşünüyorlar. Geçen yıl 10 bin lira olan yurdun 16.500 lira olması gibi, 20 bin lira olan yurdun fiyatı da 33 bin lirayı geçemez. Ne var ki kurallara uymuyorlar. Üniversitelerin kendi yurtlarındaysa bir odaya kaç öğrenci sığar hesaplaması yapılıyor adeta. Tek yatakla başlayan süreçten ranzaya geçildi. Ancak ranzalar da artık 3 katlı. İkilik ranzaları galiba 3'lük yapmışlar. 15 kişi de duydum. Normalden biraz daha fazla insan kalıyor odalarda. Mevzuatı aşmak isteyense araya duvar koymakta buldu çareyi. Ama adım atacak yer yok. Bazı yerlerde araya duvar örülüp 12 kişilere hatta 15 kişilere çıkartılmış. Bu sağlıklı bir ortam değil. Bugün saat 7'de bindim, 9'da anca gelebildim. Yurtlarda yer bulamayan öğrenciler uzak bölgelere yönlendiriliyor. Pek çoğu da arkadaşlarının öğrenci evlerine misafir oluyor. Haliyle öğrenci evlerindeki sayı da gitgide artıyor. Arkadaşlarımızı evlerimizde almaya çalışıyoruz. Boş odamız varsa veya boş kanepemiz varsa 3 kişi 4 kişi bir evi paylaşmaya başladı. Üniversite öğrencilerinin zorunda kaldığı bu hal bizim için çok kötü. Barınma problemine çözümler arasında konteyner de var. Gençlik Spor Bakanlığımızın o konteyner şeklinde veya bir başka şekilde hazırlanan öğrenci yurdunu denetleyip onay vermesi lazım. Peki tek dertli barınamayan öğrenciler mi? Elbette hayır. Öğretmenler de dertli. Şimdi Elif diyor ki yarın kabine toplantısı sonrasında öğretmenler için mülakat durumu netlik kazanacak. Bizler iki haftadır mülakat adaletin katilidir diyerek liyakat istiyoruz. Toplantı öncesi tekrar bizim sesimiz olur musunuz? Kabineden mülakata veto gelsin diyor öğretmenler. Haklı olarak liyakate dayalı bir sistem hep vurgulanıyor biliyorsunuz. Ne olacak? Bunun için tabii ki mülakat yani son derece sübjektif o devreden çıkacak. Ayşe diyor ki kabine öncesi öğretmenlere dayatılmaya çalışılan mülakat durumunu haber yapar mısınız? Haber de yaparız, seslendiririz de. Beyza bizim sesimiz olun, oluyoruz tabii ki memnuniyetle. Eda Koç, siz sözünüzü unutmazsınız Sayın Cumhurbaşkanım diyor.
Cumhurbaşkanı'na sesleniyor. Kabineden mülakata veto diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın biz verdiği sözü göreve gelince unutanlardan, sandık ufukta görününce vaat bohçasını açıp seçim sonrası üzerine yatanlardan değiliz sözünü hatırlatmış. Biz size güveniyoruz Sayın Cumhurbaşkanım demiş Eda. Eda Nur Şen ama şu anda şen değilmiş. Öğretmenler burada ve mücadele ediyor. Bizlere verilen sözler var. Mülakatsız atanmak hakkımızdır demiş. Ve de NTV yayınındaki bir geçmiş Milli Eğitim Bakanı ile yapılan röportajı hatırlatıyor. Orada spiker soruyor, gazeteci soruyor. Bundan sonra öğretmenler neye göre alınacak diyor. Eski Milli Eğitim Bakanı mülakat olmayacak artık, KPSS puanına göre atayacağız diyor. Tabii öğretmenler de haklı olarak bunun sadece bir seçim vaadi olmadığını, seçimden sonra gerçekleştirilecek bir somut bir şey olduğunu düşünüyorlar, ona inanıyorlar. Ama şimdi büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar, onu da buradan belirtmiş olalım. Böyle yüzlerce ama yüzlerce tweet var. Birini okusam diğerinin hakkı kalır ama durum budur. Yarından önce, kabine toplantısından önce sesimiz olun lütfen diyen öğretmenlerle dolu sosyal medya. Diyorlar ki mülakat adaletin katilidir. Lütfen liyakata dayalı bir sistem olsun. Ve de bakalım şimdi yurt dışında ne gibi sorunlar var. Avrupa eylemlerle çalkalanıyor. Fransa'da polis şiddetine karşı çıkanlar, Almanya'da da çevreciler ortalığı birbirine kattı. Amerika'nın gündemi ise bambaşka. Katil timsah paniği yaşanıyor. İşte dünyadan kameralara yansıyan olaylar ve sarsıcı görüntüler. Polis şiddetine karşı düzenlenen gösteri çok daha büyük şiddet olaylarına sahne oldu. Göstericiler polis otolarına demir çubuk ve boyalarla saldırdı. Araçtaki polisler silahlarına sarılarak linç edilmekten kurtuldu. Paris ve diğer düzinelerce şehir polis teşkilatındaki sistematik ırkçılığa karşı protesto gösterisi yapıyor. Yüzü aşkın mitinge 30 bine kadar kişinin katılması bekleniyor. Petrol karşıtları bu kez Berlin Maratonu'nda ortaya çıktı. Önce boya attılar, ardından da başlangıç noktasına yattılar. Koşuyu engellemeye çalıştılar. Ancak polis bu kez ılımlı davranmadı, eylemcileri yaka paça gözaltına aldı. Arbede sırasında bir polis de yaralandı. Polis aranan şüpheliyi otoyolda kıstırdı. Silahlı adam yaya olarak kaçmaya çalıştı. Otoyolun ortasında kurşunlar havada uçuştu. O anlar işte böyle başladı. Ağır suçlardan aranan şüphelinin aracı belirlendi. Son sürat takip başladı. Şüpheli kırmızı ışıkta geçince bir başka araca çarptı. Yaya olarak kaçmak zorunda kaldı. Kaçarken de ateş edince çatışma çıktı. O anlarda bir polis yaralandı. Saldırgan da ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis ağzında insan ayağıyla gezen devasa bir timsah ihbarıyla harekete geçti. Hayvanın etrafı çevrildi, yakalandı. Ayakların sahibi timsahın yaşadığı gölette bulundu. O timsah bir insana mı saldırdı yoksa göle atılan cansız bedeni mi hedef aldı? Polis bu sorunun yanıtını arıyor. Genç adam öfkeyle kalktı, zararla oturdu. Yol kavgasına girdiği adamdan hırsını alamadı, aracıyla zarar vermek istedi. Ama olan kendine oldu. Lüks cip ne olduğunu bile anlamadan devrildi. Düğüne elinde tüfekle geldi ama emniyetini kapatmayı unuttu. Az kalsın faciaya neden oluyordu. Yanında oturan adamı ayağından vurdu. Kaza yine de çok ucuz atlatılmış oldu. Uzayda aylarca kalan kozmonotlar yerçekimsiz ortamda kaslarının erimemesi için nasıl spor yaptıklarını gösterdi. Koşuya çıkamayan ve ağırlık kaldıramayan uzay çalışanları özel dizayn edilmiş makinelerle form tutmaya çalışıyor. Kozmonot Konstantin Borisov aylarca kullanmasına rağmen yine de alışamadığını dile getiriyor. Gelişmiş cihaz uluslararası uzay istasyonundaki herkes tarafından günde 1,5 saat kullanılıyor. Ortaya da enteresan görüntüler çıkıyor.
Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın insansı robotu Optimus, yapay zeka ile buluşmasının ardından yeteneklerini sergiledi. Oyuncakları renklerine ve çeşitlerine göre ayırabilen Optimus tek tek sıraladı. O kadarla da kalmadı, gösterisinin ardından günü esneme hareketleri yaparak bitirdi. Sosyal medyada büyük ilgi çeken görüntüler kimileri tarafından devrim olarak nitelendirildi. Ancak bir kısım da korkutucu olarak değerlendirildi. Shakira, ayrıldığı eşi Pique'nin ihanetini kendisine haber verdiği için kovduğu Dadı'ya sahip çıktı. Klibinde oynattı. Dadı Lili, geçtiğimiz yıl Pique'nin sadakatsizliğini 46 yaşındaki yıldız Shakira'ya bütün ayrıntılarıyla anlatmıştı. Pique de bakıcıyı tazminatsız olarak kovmuştu. Shakira, o Dadı'yı klibinde oynatmasının yanında şarkısında da yer verdi. Lila Melgar, bu şarkı sana gelsin. Sana tazminat ödemeliler dizelerini seslendirdi. Kolay para kazanmayı birileri hayal ediyor ama genellikle dolandırıcılar elde ediyor. Vatandaşın emek harcamadan oturduğu yerden para kazanma hayali dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Dolandırıcılar her gün yeni bir yöntemle vatandaşı kandırıyor. Yeni tuzak, beğen kazan. Beğenin, takip edin, günde 1000 ila 3000 lira kazanın. Dolandırıcılıkta yeni tuzak işte bu. Kolay yoldan para kazanmayı vaat ediyorlar. Dakikalar içinde tüm hesapları boşaltıyorlar. Ben avukat olmama rağmen belki 20-25'e yakın telefon cevapsız çağrı aldım yurt dışından. Kiminden de işte şöyle bir şeyin iş sahibi sorumlusuyum, pazarlama sorumlusuyum. Şöyle bir işimiz var, kabul ederseniz detayları paylaşacağım şeklinde bildirimler yapıyor. Hiç kimseye inanmasınlar. Kendilerinden başka hiç kimseye inanmasınlar. Oğullarına dahi inanmasınlar. Bu kadar basit. Dolandırıcıların her gün yeni bir yöntemi var. Bu kez size bir iş imkanı sunuyormuş gibi yabancı uyruklu bir numaradan mesaj gönderiyorlar. Ardından nasıl dolandırıldığınızı siz bile anlamıyorsunuz. Dolandırıcılar önce yabancı bir numaradan mesaj atıyor, iş teklifinde bulunuyor. Oturduğun yerden gönderileri takip et, beğen, para kazan diyorlar. Günde binlerce lira para kazanmayı vaat ediyorlar. Vatandaşlarımız lütfen bu tarz mesajlara veya aramalara itibar etmesinler. Ancak kolay para kazanma teklifi vatandaşın iştahını kabartıyor. Teklif kiminin de bir anlık boşluğuna denk geliyor. Vallahi ben bütün bilmeyenlere kapattım. Artık hiç kimseden hiçbir şey gelmiyor. Harikasınız. Çünkü çok rahatsız ediliyordum. Sabahtan başlayıp akşama kadar. O yüzden şu an bana kimse ulaşamıyor. Çok mutluyum. Dolandırıcılar önce güven vermek için ağlarına düşenlerin hesabına küçük miktarda para yatırıyor. Sonra da bir link gönderiyor. Bunu da beğen diyor. Vatandaş bu linke tıklayınca da tüm bilgileri dolandırıcıların eline geçiyor. İki ayrı bir problem var. Birincisi kişisel verilerin nasıl elde edildi? Şimdi yabancı yerli numaralar sizlere mesaj atıyor ama burada sizin telefon numaranız var. Telefon numaranızın nasıl elde edildiği ile alakalı bir muğlaklık var. Şu açık ki kişilerin telefon numarası yani kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir yerlerde dolanmakta şu an. Kısa süre sonra da dolandırıcılar bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin tüm banka hesaplarını boşaltıyor. Uzmanlar kolay para kazanmayı vaat eden kişi ve uygulamalardan uzak durulması gerektiğine işaret ediyor. Bilinçsiz şekilde akıllı cihazları kullanan, uygulamaları kullanan anne babalarımız var. Burada çocuklarımız özellikle çocuklarımız ebeveynlerini uyarsınlar. Bakın böyle böyle bir mesaj gelmesi durumunda lütfen bunlara itibar etmesinler, kişisel verilerini paylaşmasınlar, herhangi bir banka kartının herhangi bir kodunu vesairesini söylemesinler. İstanbul Kartal'da iddiaya göre gasp edilmek istenen bir kişi seyir halindeki araçtan yola atladı. Baygın halde yolda yatan kişinin yardımına vatandaşlar koştu. Hemen arayın. Gasptan kaçmak istedi, neredeyse ölüyordu. İmdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. İstediği vardır belki, oynamasın. İstanbul Kartal'da iddiaya göre gasp edilmek istenen bir kişi seyir halindeki araçtan yola atladı. Arabadan mı düştü? Araba çarptı herhalde ya. Baygın halde yolda yatan o kişiyi önce bir motosiklet sürücüsü fark etti. Oha, adama çarptı.
Odama çarptı. Ardından çevredeki diğer vatandaşlar yardıma koştu. Ancak baygın olan kişi karga tulumba ayağa kaldırılmak istendi. O anlarsa kameralara böyle yansıdı. Hareket etmeyin bak, boynu kırıktır. Daha kötü olur. Boynu kırıktır. Yatır yere. Dur bir dakika dur. Tam bir dakika böyle bekle biraz. Bekle biraz. Kendine gel. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kafasında var bak. Kafasında darbe var abla. Bir süre sonra kendine gelen şahıs kontrol için ambulansla hastaneye götürüldü. Oha, odama çarptı. Odama çarptı. Sonbahar geldi, havalar serinledi, mevsim geçişi başladı. Bu da başta grip olmak üzere çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bu yüzden Sağlık Bakanı uyardı, ihmal etmeyin uyarısı yaptı. 15 Eylül itibariyle grip aşısı uygulamasının başladığını duyurdu. Öncelik risk grubundakiler. Bahar aylarında virüs salgınları çok olur. Grip aşılarında burada rolü ortaya çıkıyor. Aşı yaptıranlar da ya çok hafif atlatıyorlar veya hiç farkına varmadan hastalığı atlatmış oluyorlar. 65 yaş üzerine mutlaka aşı yapılmasını tavsiye ediyoruz. Grip aşısı oldunuz mu? Oldum. Şimdi sizler için ücretsiz açıldı sistem. Ondan istifade ettim ben. Grip aşısı dönemi başladı. Uzmanlar hasta olmadan, burnunuzu da çekmeye başlamadan mutlaka grip aşınızı olun diyorlar. Çünkü aşı gripten korunmanın en etkin yolu. Şu an Sağlık Bakanlığı'nın da açıkladığı gibi depolara aşılar gelmiş ve eczanelere dağıtım yapılıyor. Doktorlar dediğine göre onlara uymamız lazım. Geçen sene olduk da bu sene de olacağız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grip aşısı için takvimi başlattı. 15 Eylül'den itibaren özellikle de 65 yaş üstündekiler, risk grubundakiler ve aynı zamanda da kronik hastalığı olanlar grip aşısına ücretsiz olarak olabilecekler. Bunun için ilk adres aile sağlığı merkezleri. Çünkü aşılar artık reçetesiz alınmıyor. Risk grubundayım, yaptırmam gerekiyor. Size ama reçetesiz olarak benim her sene aşım çıkıyor. Ama ben yaklaşık bir 3 senedir yaptırmıyorum. Mevsim itibariyle şu an virüs salgınları başladı. Gripal enfeksiyonlar salgın yapabilir. O yüzden de aşılarımızı bir an önce yaptırmakta yarar var. Virüs yayılımı en çok da sağlık merkezlerinde. Bu yüzden uzmanlar risk grubunun sağlık merkezlerinde sırada beklemesini azaltmak için aşı reçetesiz şekilde verilebilir görüşünde. Reçete yazıyoruz, reçete eczaneye gidiyor. Eczaneler depolardan aşı talep ediyorlar. Bu sefer yaptırmak için ikinci defa aile sağlığı merkezlerine geliyorlar. Riskli gruplar ve 65 yaş üstü hastalarımız eczanelerden reçete olmadan da aşılarını alabilsinler. Bağışıklık sistemi düşük benim. Zor atlatıyorum, evet. Türk kahvesi, espresso ya da hazır kahve. Her gün milyonlarca fincan kahve tüketiliyor. Önemli bir antioksidan kaynağı kahve. Meğer yeterli dozda ve düzenli tüketildiğinde karaciğerin en büyük koruyucularından biriymiş. Anlayacağınız bir kahvenin hatırı 40 yıldan fazlaymış. En çok hangi kahveyi tüketiyorsunuz? Yani hepsini seviyorum. Hem kapsül kahve tüketiyorum hem Türk kahvesi tüketiyorum. Gayet severim kahve tüketmeyi. Her gün olmasa da iki güne bir kesinlikle tüketirim yani. Kimi tek tük tüketiyor, kimi ise kahve olmadan güne başlayamıyor. Türk kahvesinden hazır kahveye kadar genç yaşlı birçok kişi severek kahve tüketiyor. Kahveyi günlük hayatının rutini haline getirmişler içinse uzmanlardan güzel bir haber var. Kahve tüketenlerin kahve tüketmeyenlere göre kronik karaciğer rahatsızlığına yakalanma olasılığı daha düşük. Kahve oldukça iyi bir antioksidan. Sadece içinde kafein varmış gibi düşünmemek lazım. Dolayısıyla da karaciğerde karaciğer hücrelerini yenileme özelliğine sahip. Aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırır. Kolon kanserine karşı daha önleyici bir etki. Yine karaciğer kanserine karşı önleyici etkileri de bulunmaktadır. Mutlaka her gün içiyor musunuz kahve? Tabii. Türk kahvesi işte filtre kahve. Kahvenin yararları saymakla bitmiyor. Ancak uzmanlar her şeyin olduğu gibi kahvenin de fazla tüketildiğinde yan etkileri olabileceğini söylüyor. Peki siz günde kaç kahve tüketiyorsunuz? Günde kaç tane kahve içiyorsunuz? 3 tane içiyorum galiba. Günde ne kadar kahve tüketiyorsunuz? 10-15. 10-15 bardak. Espresso.
Gerçekten. Evet. Günde 3 tane kahveyi geçmemek gerekiyor. Bazı bireylerde dozu aştığınızda kalp çarpıntısı dediğimiz, ritim bozukluğu dediğimiz bir takım semptomlar oluşturabiliyor. Ama burada önemli olan dozunun doğru kullanılması. Ne kadar içersiniz günde kahve? 2 tane kadar. Uzmanlar kahve tüketimi kadar doğru kahve seçiminin de oldukça önemli olduğunu söylüyor. Marketten hazır alınan kahveler yerine taze çekilmiş kahveleri kullanmak daha sağlıklı. Granül kahve ve hazır kahveden ziyade çekirdekten çekilmiş kahveyi öneriyoruz. Çünkü o zaman bu antioksidan kapasitesi çok daha yüksek olmuş oluyor. Bir de kahveyi mümkün olduğu kadar kremalandırmadan ve tabii ki içine şeker atmadan tüketilmesini öneriyoruz. Latte ama Americano derim ya. İkisi kapışır ama Americano derim. Ana haberi burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.